Anda kal. Anda kal Esime, Esime. Al nefesini. Anda kal. Anda kal. Anda kal. Anda kal. Ne yapıyorsun lan? Ha? Ödüm patlattın. Ne yapıyorsun? Nasıl sen ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Hep beraber ne yapıyoruz ya? Düşünüyorum ben. Çok güzel. Peki burada ne işimiz olduğunu, neden kaçtığımızı, babamın bu konudan haberi olup olmadığını falan. Tüm bu bilgileri benimle ne zaman paylaşacaksın? Ahmet, zamanı gelince paylaşacağım. Tamam, zamanı gelince. Anne, benimle gizemli gizemli konuşma. Soru çok net. Biz neden kaçıyoruz? Onu söyle bana. Arkadaşlar şu anda bir sığınaktayız. Boom! Çok büyük bir tehlike altındayız. Geçmişten kopup günümüze gelen düşmanlar her an bizi öldürebilirler. Oğlum sen benim anlattığım şeyleri dalga geçilecek bir şey mi sanıyorsun? Bu ne? Sil şunu. Anne sen bu video kaç izlenir biliyor musun? Cemil bu videoyu izlerse senin kafanı nasıl kırar sen onu biliyor musun? Ya nereden bulacak beni? Ne anlayacak burada olduğumu ya? Buluyorlar oğlum. Adamın arkasındaki duvarın renginden evinin yerini buluyorlar. Sil şunu benim sinirimi bozma. Kal sildik işte. Bunlar ne böyle ya saman gibi? Karnım aç benim. Çok haklısın. Vallahi de billahi. Çok haklısın. Abla! Sen ne yapıyorsun? Senin ne işin var burada? Nasıl girdin? Arkalardan sürünerek geldim. Ya bu ne rahatlık? Ha? Çabuk kaybol. Sen durumun ciddiyetinin farkında değilsin herhalde. Bu ne rahatlık? Kız çocuğun açlıktan midesi yapıştı. İki lokma sıcak bir şey alayım dedim. Ne yapayım? Hazırladın mı? Şimdi hazırlıyorum. Siz tatlı yersiniz değil mi? Yok, yemeyeceğim. Oo, ye. Yiyorum. Ama aç ağzını böyle güzel ye ha. Anne pilav da çok güzel bir şey. İçinde fıstıklar var. Badem yavrum onlar. Para gani olunca tabii. Pirinçten çok badem koymuşlar pilava. Bana bak. Çeneni sıkı tutarsan. Biz bu evde böyle güzel yaşarız. Okuldan da kurtulurum zaten. Başım da beladaydı. Matematikte iki soru yanlıştı. Söyledim öğretmene yanlış değilmişmiş. Biz burada canımızın derdindeyiz. Bana hala matematik diyor ya. İnanılmaz. Anne sen şimdi baya baya evladını bırakıp kaçtın öyle mi? Kendi çocuğun yani. Öldürecekti beni diyorum oğlum. Beni öldürecekti diyorum. Canımı kurtarmak için kaçtım diyorum. Herif manyaktı diyorum, anlıyor musun? Öyle sefa sürmeye kaçmadım ben yani. Canımın derdine kaçtım. Ama sonuçta çocuğunu bırakmışsın orada. Anlamazsın sen. Nesini anlamayacağım ya? Bırakmışsın işte. Bazen fedakarlık yapman gerekir. Sen böyle sevsen de, ölüp bitsen de... o sevdiklerini geride bırakmaya mecbur eder seni hayat, tamam? Ama bir anne asla evladını bırakmaz. Bence almalıydın kızını. Tamam oğlum. Sen o zaman ileride kaçacağın zaman kızını da al kaç, tamam? Aslında mesele o değil. Neymiş mesele? Mevsimin yerinde ben olsaydım beni de bırakacaktın demek ki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.